Öğle yemeğine buraya gelmemiz pek güzel oldu. Anamın böreğini getir. Seversin. Ya İmdat, inanamıyorum sana. Evden börek mi getirdin? Ya bütün televizyon senin emrinde. Ya televizyon emrimde diye televizyondakilere mi yiyeyim? Nasıl bir adamsın sen ya? Hem altın gibi bir kalbin var, hem de altın gibi bir beynin. Nasıl oluyor ikisi birden? Kaç numaralı kutuyu seçiyorsun Hakan? 6 numara Alper diyorum. Emin sen açacağım. Aç abi sen, aç. Açıyor. Tamam aç, açsın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve kutu açılıyor. Ve Hakan kendine eş olabilecek birini kaybetti. Kutudan kırmızı çıkması demek şansımızın bittiği anlamı taşımıyor. Şansımız hala devam ediyor. Kaç numaralı kutu? Ya İmdat abi ya, çok güzel düşündün ya. Yani bu program var ya, kesinlikle ortalığı kırıp geçirecek. Hatta var mısın yok musun bile sollayacak. Eminim. Kutuyu yakar mıyım? Açıyorum. Aç abi. Açıyoruz 3 numarayı bakalım. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve Hakan 3 numaralı kutudan 21 yaşında kendine eş olabilecek birini daha kaybetti. Bir abilik yapmanızı bekliyor Hakan. Ona ve annesine yapabileceğim en iyi teklif yapıyorum diyor. Çok teşekkürler. Ve hazırsan Hamit Bey'in teklifini göreceğiz. Ve sevgili seyirciler, Hakan bir teklifle karşı karşıya ve Hamit Bey'den gelen teklif. Tezban, 1.59 boyunda, 105 kilo. Boş musun, dolu musun? Ben kutuya gidiyorum ve son boşum. Hakkın. Evet, boşum diyorum. Boşum diyor ve kendi kutusuna gidiyor. Ya İmdat, nereden aklına geliyor arkadaş senin böyle şeyler ya? Müthiş olmuş ya. Arkadaşlar ellerinize sağlık. İmdat, number one'sın. Tebrik ediyorum seni. Büyük adamsın, büyük. Eşin bu kutuda. Evet. Bakalım mavi mi, kırmızı mı? Ben kutuyu açıyorum. Hakan kutusuna doğru gidiyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. İnşallah iyi çıkacak. Yalnız Hakan hiçbir şey kaybetmiş sayılmaz. Çünkü 29 yaşında hamur işlerinde ve sulu yemeklerde çok başarılı. Evlendikten sonra annenle yaşamayı kabul eden bir eş adayım var. Evet. Kocaman alkışlar Hakan'a. Boş musun, dolu musun rezaleti? Skandal, kutusundan 43 yaş büyük eş çıktı. İşsiz gence, manken gibi eş. Sayın Bakan, ne diyorsunuz bu duruma? Böyle bir soruşturma falan yapsak mı? Hayır, kutudan kim çıkarsa onunla evlendiriyorlar. Ne güzel işte. Ayırmıyorlar, boşandırmıyorlar, evlendiriyorlar. Ne zararı var? Ama Sayın Bakanım, yarışmayla falan olmuyor. Kumar gibi. Lan oğlum, evlendiriyorlar ya neticede. Daha ne istiyorsun? Kesinlikle haklısınız efendim. D şıkkı kuş palazı diyeceğim ben. D şıkkı kuş palazı diyeceksin. Emin misin? İmdatçım, bu akşam yayınlanacak program bu mu? D kuş palazı, eminim. D şıkkı kuş palazı ile geri dönüşü olmayan bir yola girelim mi? Girelim hocam. Girdik bile. Yürüyeceksiniz hani, zannettim hocam. Emindin değil mi? Eminim çünkü sorudan eminim yani. Sorundan eminsin.
Ben de vuracak gibi yaptım, vurmadım. Çünkü pek tabii ki doğru cevap. Evet. C şıkkı İspanyol golü. İrfan Bey, hayat bazen böylesine ilginç, böylesine acı veya tatlı sürprizlere gebedir, değil mi? Ya İmdat, yani bu adam bir gün tepesi atacak, kayışı sıyıracak, sağlı sollu tekme tokat birisine girişecek. Ben ondan korkuyorum ya. Başımıza iş almayalım sakın. Klasik Türk müziğinin en büyük sanatçılarından biri sayılan, pek çok Mevlevi ayiniyle ve Gülnihal adlı eseriyle ölümsüzleşen müzik adamımız kimdir? A. İsmail Dede Efendi. B. Mercan Dede. C. Telli Baba. D. Sem Amca. Bu sefer kesin Orhan Pamuk. Sem Amca olamaz. Hala Orhan Pamuk diyorsun. Hala Orhan mı? Gerizekalı! Gerizekalı! İsmail Dede Efendi. O da olamaz. Niye? İsminde efendi var. Sanırım Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Pardon? Cumhuriyetimizin ilk kapıcısı. Kim? İsmail Dede Efendi. Peki. B. Mercan Dede diyorum. Mercan Dede mi diyorsun? Evet. B. Mercan Dede. Bir de utanmadan. Doğru cevap A şıkkı İsmail Dede Efendi olacaktı. Bir de utanmadan. Bu sanatçıya Cumhuriyet tarihimizin ilk kapıcısı dedin ha.